Oyunumuzda bir yakın dövüş saldırısı olduğunu düşünelim. Fakat karakterimizin olduğu yerde değil de hareket halindeyken bu saldırıyı yapmasını istiyoruz diyelim. Bunu Unreal Engine'de nasıl yapabiliriz? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi normalde biz animasyonu direkt entegre ettiğimizde karakterin olduğu yerde bu saldırıyı yapması gerekir. Çünkü bacak tarafı vücudun alt kısmı hareket etmez. Ama şimdi göreceğiniz gibi karakter koşarken de bu saldırıyı yaptırabiliriz. Diğer motorlarda ismi nedir bilmiyorum ama Unreal Engine literatüründe biz buna Blend Animation diyoruz. Hep beraber bakacağız Blend Animation neymiş, nasıl yapılıyormuş. Videoya geçmeden önce kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri ütüyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. Ve inşallah şu saçmalığa son verip Discord'u açarlarsa Discord topluluğumuza da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Unreal'a dönecek olursak, Blend Animation'ı aslında vücudun her bir parçası için uygulayabilirsiniz. Mesela sadece sağ kolla yapmanız gereken özel bir animasyonunuz var. Bunu da yapabiliyorsunuz. Yani vücudun her bir parçasını ayırabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu videoda bu kadar detaylı anlatmayacağım. Sadece üst vücudu, alt vücudu işleyeceğiz. Merak edenler olursa daha detaylı araştırmalarla bunları öğrenebilirler diye söyledim. Şimdi gelelim o zaman sistemimize. Ben bunu iki farklı yolla anlatacağım arkadaşlar. Birincisi, gördüğünüz bu mor animasyon montaj üzerinden, genel YouTube'lara bunun üzerinden gösterirler. Bununla göstereceğim. Bir diğeri de klasik yeşil animasyon sekans üzerinden göstereceğim. Ben kütüphanemde bir canavar animasyon aseti buldum. Onu kullanacağım. Siz tabii istediğiniz animasyonu kullanabilirsiniz. Önce hemen bir karakteri animasyonumuza ekleyerek başlayalım. Şuraya hemen bir key atalım. Mesela key yazalım. Buradan 1'e bastığımız zaman play animation montaj diyelim. Geri gelip montajımızı şuraya alalım. Şimdi montajı buraya aldık. Biz oyun içerisinden 1'e bastığımızda gördüğünüz gibi bacaklarla üst vücut tamamen alakasız. Bacaklar olduğu yerde dururken üst vücut bir animasyon oynatıyor. Hemen montajımızı açalım. Animasyonu bir durdurup şuradan bir tane slot açacağız. Slotun ismini tabii istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben upper body 2 yapacağım. Çünkü normal upper body var. Upper body 2 yaptıktan sonra buradaki varsayılan grubu değiştireceğiz. Buraya tıklayıp slot name'den upper body 2'ye çekeceğiz. Şimdi animasyon blueprint'e gitmemiz lazım. Onu da şuradan hızlıca bulabiliriz. Third person template'de mini kullanılır. Queen'inki child. Zaten tıklarsanız görürsünüz. Parent'ını ister. Şuradan parent yani mini'ye geçelim. Şimdi buraya şurada yapılan gibi bir tane save çakacağız. İsmini yine istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bu arada bu save'i burada değil de main state'in önüne falan da atabilirsiniz. Farklı farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. İlla benim yaptığım gibi yapmanıza da gerek yok. Daha sonrasında şuradan hemen bir layered pervon'u çağıralım. Daha sonrasında burada yaptığımız kaydedilmiş ön belleği hemen şuradan çağıralım. Use cached animations diyelim. Hemen copy paste'i buraya alalım. Üsttekini hemen bağlayabiliriz base pose'a. Alttakini ise slot default olarak çağıralım. Daha sonrasında bu default'u buradan upper body 2'ye alalım. Yani siz hangi ismi koyduysanız işte onu çağırın. Bunu da buradan blend pose'u 0'a çekelim. Hemen bir compile save atalım. Layered blend pervon'a tıklayalım. Buradan bir setup yapacağız. Kemiği tanımlayacağız. Layer setup'ı açıp index'ten branch filters'a bir artıya basalım. İndeksimizi açalım tekrar. Şuradan mavi iskelete tıklayıp karakterin kemik yapısını açalım. Buradan üst vücudu nereden başlatacağız? Hangi kemikten başlatacağız? Onu seçeceğiz. Ben Spine 01 seçiyorum. Buradan ismini kopyalıyorum. Tekrardan Animation Blueprint'ime dönüp buradaki kemik ismine bunu yapıştırıp kaydediyorum. Ben bir compile save atıyorum. Ben mesela şurayı şöyle Q'ya basıp bir hizalayalım. Biraz düzenli şekilde çalışmış olalım. Evet, artık sistemin çalışıyor olması lazım. Hemen play'e basıp deneyelim. Koşarken 1'e basıyorum. Hoppa! Gördüğünüz gibi karakterin alt taraf, bacaklar vesaire koşu animasyonundayken üst vücudumuz yapmış olduğumuz montajdaki animasyonu birebir şekilde uyguluyor. Yani saçma sapan bir süzülme durumu yerine gayet koşarak animasyonumuzu oynatıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, Türkçe, İngilizce hangi YouTuber izlerseniz size bunu farklı şekillerde gösterecektir. Çünkü bu birçok farklı metotla, birçok farklı şekilde yapılabilen bir sistem. Şimdi geçelim bunu sekans, yani buradaki şu yeşil animasyon üzerinden yapmaya. Çünkü montajı normal blueprint üzerinden kullanabiliriz. Yani mesela montajı gelip şuradan sallıyorum. Jump hemen gelelim. Montaj şu moru değil mi? Bunu buraya alamayız. Sadece yeşilleri buraya alabiliriz. O yüzden montaj olmadan da bunu bir şekilde yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi montajı şuradan silelim. Şuradan hemen bir bulayana ihtiyacımız var. İsmi Monster Atak olsun mesela ismi. Buraya alalım. Tikleyelim. Aynısını aşağı yapıştırıp tikini kaldıralım. Bu sayede Animation Blueprint'ten bunu çağırabileceğiz. Şimdi karakterin referansını almamız lazım burada. Bunun için de RyGetSpawnOwner'ı çağıralım. Buradan Cast to Third Person karakterinizin ismini yazmanız gerekiyor buraya. Bunu çağıralım. Şuradan da variable olarak buraya getirelim. Bu sayede karakterimizi cast demiş, yani referans olarak almış olduk buraya. Şuradan bir tane pin açalım. Cast dediğimiz, yani referansını aldığımız karakterin variable'ını event graph'a atıp çağıralım. Hemen şuradan atak koymuştuk. Heh, get m atak, bunu çağıralım getleyerek. Buradan hemen bir tane variable oluşturacağız. İsimleri falan istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Bu arada bu karakter blueprint'inde, yani buradaki aynı isimde olsa da bu da animasyon blueprint'teki, yani buradaki. İkisi
farklı farklı yerlerdeki değişkenler. Şimdi compile save atalım. Locomotion atalım, daha kolay olur. Şimdi idle'dan şuradan bir ok'tan yeni bir tane state açalım. İsmine atak koyalım mesela. Idle'a da bir tane dönüş atmamız lazım tabii ki. Atağa gidene tıklayalım. Buraya direkt olarak atak boğulayanı atabiliriz. Sonra geri dönenini açalım. Şuradan atak boğulayanı çağırıp not boğulayan nodunu çağırıp bunu buraya bağlayalım. Atak state'imizi açalım. Hangisiydi? Şuydu değil mi? 9. Farklı bir şey de olabilir. Aynısı olmasın mesela. Farklı bir şey çağıralım. Tabii üst vücudu kullanan mesela şunu çağıralım. Yine aynı nodu çağıracağız arkadaşlar bu arada. Layered Blend Pervan. CTRL'ye basılı tutup şunu aşağı alalım. Üst tarafa alt vücudu temsil etmesi için Blend Space'i kullandığımız variable'ı çağıracağız. O da third person template'deki buradaki ground speed. Blend Space diye bahsettiğim şey de buradaki şu Blend Space'ler, turuncu olanlar. Unreal'daki animasyonlu ufak dosya ilgilenenler biliyordur. Basit bir şey. İsterseniz bunu da bir ara anlatırım. Her neyse biz geri dönelim. Ground Speed'i çağıralım. Şuradan da Blend Space'imizi çağıralım. Bu arkadaşları birleştirip hemen bir compile save çakalım. Tabii yine buradaki ayarı yapmayı unutmayalım. Buraya yine spine'ı atmamız lazım. Spine Alt-R-01. Onu bu şekilde bağladığımız zaman çalışacak. Ama çalıştırmadan önce bir denememiz lazım. Normali nasıldı? Hani bunu direkt buraya bağladığımızda nasıl olacaktı? Bunu ben bu arada idle'dan bağladığım için hareket halindeyken çalışmaz. Gördüğünüz gibi 1'e basarım çalışmıyor. Sadece olduğum yerde çalışıyor. O yüzden burada ufak bir hata yapmışız. Mantıklı olan bu arkadaşı Valorant'dan bağlamak. Ha, ikisini de yapabilirsiniz. Problem değil. Aynı şeyleri yine yapıyorum. Gidene direkt bağlıyorum. Dönene natla atıyorum. Şimdi koşarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi bacaklar yine buglanıyor. Şimdi buraya biraz önce sildiğimiz layered bunu tekrardan getirelim. Buraya aynı şekilde spine altıra 01 yani buradaki mavi iskeletten seçtiğimiz kemiği ismini alıp tekrardan yapıştırıp compile save diyelim. Şimdi koşarken 1'e bastığımızda gördüğünüz gibi animasyon gayet düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. 1'i bırakmıyorum inatla. Ona rağmen buglanmıyor yani normal düzgün şekilde bacaklar falan hareket halinde. Montajda kullanıyor olsanız, normal animasyon sekansı da kullanıyor olsanız animasyonlarınızı üst vücut, alt vücut hatta biraz araştırmayla bütün kemikleri farklı farklı şekilde kullanabilirsiniz. İşte sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol bacak falan. Temelde üst vücut ve alt vücudu bu yöntemlerle ayırabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. Bu tarz istek sistemleriniz varsa da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.